Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeni almış olduğum türü sizlerle paylaşacağım. Yine yeni bir tür, yine yeni bir heyecan hepimizi bekliyor. Bakalım hangi türü aldım? Kutumuzun içerisinde hepimizi bekliyor. Öncelikle görmüş olduğunuz hayvanlarıma koskocaman bir maşallah bekliyorum. Bilmeyenler için söyleyeyim. Karşınızda Black Mottled cüce koşin var arkadaşlar. Bu türün adı bu. Kutudaki sürpriz hayvanlarımıza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yine sizlerle eskisi gibi bir oyun oynayacağız. Ben bu kutuyu açmadan önce yorum kısmına tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Doğru bilenleri tebrik edeceğim. Yanlış bilenlerin de hiçbir kaybı olmayacak. Sonuç olarak hep beraber eğleneceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki yeni aldığım türlerde de bunu yapıyorum. Yine söylüyorum. Bu kutuyu açmadan önce içindeki hayvanların türünü tahmin eden arkadaşlar yorum kısmına yazsınlar. Bakalım kimlerin iç sezileri daha kuvvetli. Çünkü YouTube ortamında beni baştan beri takip eden arkadaşlar var. Benim kümes yapımda ne tür hayvanları besleyeceğimi bilen arkadaşlar var. Yani benim hayvan konusunda karakterimi çözmüş birçok dostum arkadaşım var. Hepsi sizlerin arasında. Ve gün geçtikçe çoğalıyoruz. Koskocaman bir aile oluyoruz. Şimdi diyeceksin hadi kutuyu aç, kutuyu aç. Eminim videoyu ileriye sararak kutunun içindekini merak eden arkadaşlar da olacaktır. Biraz heyecanlandırmak istedim arkadaşlar. Kutuyu açacağım. Yine son kez diyorum. Tahminleri olanlar kesinlikle yorum kısmına yazsınlar. Bakalım kimler bilecek? Bakalım kimler beni tanıyor arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmiyorum ve kutuyu açıyorum. Bakalım yeni almış olduğumuz tür ne? Yani benim bildiğim bu iş yatak odasında yapılır. Beyefendi yemek odasında yapıyor. Ve kavga çıktı. Tam da kutuyu açıyordum. Devam edelim kutumuzu açmaya. Kümesime yeni almış olduğum tür. Görmüş olduğunuz gibi. Gümüş zibrit arkadaşlar. Bir aylık çok güzel gümüş zibrit yavrular satın aldım. Allah nasip ederse hep beraber büyüteceğiz. Bu yaza hazırlık yapacağız. Sezona bu hayvanları hazırlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi 5 adet gümüş zibrit. 1 aylık civcivler arkadaşlar. İnanılmaz tatlı gözüküyorlar. Lütfen sizler de maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi bu yavrularımızı öncelikle yerlerine koyalım. Nereye koyacağıma şu an karar veremedim. Bir büyük olan ana kucağımız var. Bir de böyle küçük olan ana kucağımız var. Şimdi bunun içindeki yavrularımız bayağı bir küçük ve onlara zarar verebilirler. Çünkü bu hayvanlarımız bir aylık ve iriler. Yani bu hayvanları ezip öldürebilirler. Bu yüzden buraya koymayacağım. Şimdi hep beraber bu yavruları büyük ana kucağına aktaracağız. Buraya koymam gerekiyor. Dediğim gibi diğerlerini öldürebilirler. Burada da 4 tane görmüş olduğunuz 1 ayı geçen ispençlerimiz var. Bakalım anlaşabilecekler mi? Sırayla inceleyerek koyacağım arkadaşlar. Yine cinsiyetlerini tahmin eden arkadaşlar yorum kısmına yazsınlar. Bilenleri tebrik edeceğim. Şimdi elimle tek tek inceleyeceğim. Bakalım kaç tane dişi kaç tane erkek. Sizlerden tahminleri bekliyorum. Maşallah maşallah. Şöyle yakın çekim yapıyorum sizler için. Ayakları görüyorsunuz mosmor. Koskocaman bir maşallah bu zibrit yavrumuza. Bu birinci yavrumuz. Hemen koyalım. İnşallah kavga çıkmaz. İkinci yavrumuz kafese kaçtı. Yakalayamadık. Üçüncü yavrumuz bu arkadaşlar. Maşallah. Çok tatlı. Bunu da kafesimize koyalım. Dördüncü yavrumuz bu. Ona da koskocaman bir maşallah. Onu da kafesimize koyalım.
Son yavrumuz da bu. Ona da koskocaman bir maşallah. Onu da kafesimize koyalım. Elimle 4 tanesini tutabildim. Bir tanesi kafesin içerisine kaçtı. Bu 5 tane yavrunun kaç tanesi dişi, kaç tanesi erkek tahminleri yorum kısmına alalım. Kendine güvenen arkadaşlar yazsın. Evet, civcivlerimizi birleştirdik. Şu an sıkıntı gözükmüyor. Hafif didişme olabilir. Alışana kadar zaten başlarında bekleyeceğim. Ciddi zararlar verilirse mecburen yukarıdaki ana kucağına alacağım. Şimdi kaynaşmaları için onlara civciv yemi getireceğim. Bakalım neler olacak. Evet, civciv yemimi döktüm. Şu an sadece kaynaşmalarını bekliyorum. Sıkıntı olacak gibi durmuyor. Sadece yeni gelenler biraz korkuyor. Çünkü yabancı yere geldiler. Neler olacağını bilmiyorlar. Evet, gördüğünüz gibi anlaşma sağlandı. Hiçbir problem yok. Ben de çok mutlu oldum bu anlaşmaya. Çünkü ayrı ayrı koyacak yerim yok. Yukarıya da koyarsam küçük civcivler ezilebilir. Bunun korkusuyla koyamadım. Kümesimize bu gümüş zibritler hayırlı uğurlu olsun. Genelde yarka ya da yavru olarak alıyorum. Çünkü kendim büyüttüğüm zaman daha çok zevk alıyorum. Ve genç hayvan beslediğimden emin olarak bakıyorum. İnşallah onları da büyütüp yumurtasını, civcivini almayı Allah bizlere nasip eder. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.